Kıymetli tarih severler hepinize merhaba. Soru-cevap 22'de bir kez daha sizlerle bir aradayız. Soru-cevap 21 ile 22 bu hafta böyle arka arkaya gelmiş oldu. Çünkü biliyorsunuz Netflix'te yeni bir Osmanlı dizisi başladı. 6 bölüm halinde yayına verildi. Bu bir belgesel dizi yalnız. Hani normal dizilerde kaçış yolu var ya. Ya biz zaten dizi yaptık. Biz zaten roman yazdık. Roman dediğin, dizi dediğin kurguda olur. Gerçekleri yansıtmak zorunda değiliz diyorlar ya hani böyle sıkıştırdığınız zaman bu gerçek değil. Bunu niye çarpıttınız dediğiniz zaman. Biz kurgu yapabiliriz. Eğer gerçekleri yapmak isteseydik belgesel yapardık diye. Şimdi Netflix'in böyle bir kaçış yolu yok. Bildiğiniz belgesel çekmişler. Bilim adamlarını konuşturmuşlar yerli yabancı. Ve aralara canlandırmalar koymuşlar. Hakikaten emek verilmiş bir çalışma olmuş. Bizim de niyetimiz kimsenin önünü kesmek değil. Daha güzelleri olsun diye yapıcı teşviklerde bulunmak. Ama tabii ki bu dizide konuşulacak şey çok fazla. Benim planım yarım saatlik bir Rise of Empire Ottoman dizisinin bir değerlendirmesini yapmakta ama işin içine bir girdim. Elime ses kayıt cihazını aldım. Oturdum 6 bölüm, 6 bölüm boyunca ses kaydı yaptım. Sonra onları bir deşifre ettim. 11 sayfa oldu. Tabii 11 sayfanın cevapları, dipnotları, bilgileri şunları bunları derken bir oturduk kayda bir saat sürdü. O bir saati yayınladım. İlginize çok teşekkür ederim hakikaten. Yani bir saatlik uzun belki birilerine göre çok sıkıcı bir tarih anlatımının en magazinsel videolar kadar tıklanması bizi mutlu etti açıkçası. Ve tabi yarısı duruyordu da. Onun için oturduk şu an bu videoyu çekiyoruz. Bu videoda ikinci bir saat. Yani bu Rise of Empire Ottoman'ın yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi dizi belgeselinin akıllara takılan diğer sorularını şimdi sizlere aktaracağım. Soruların önemli bir kısmı sizden geldi bilginiz olsun. Biz sadece soruların böyle özne yüklem düzenini yaptık. Ona göre sizlere arz ediyoruz. Bu bölüm çok özel bir bölüm. Diğer bölümden daha heyecan verici, daha merak uyandırıcı sorular var çünkü birincisinde Kronj'e gittiğimiz için Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunu konuştuk, annesini konuştuk, babasını konuştuk, dönemi konuştuk, dekorları konuştuk. Şimdi asıl savaşı konuşacağız. Kuşatmayı konuşacağız. Kuşatmada neler vardı, neler yoktu? Neler olmalıydı, neler olmamalıydı? Fatih'in kişiliği, hükümdarlığı, yorumcuların yorumları ne kadar doğruları gösteriyor ve daha neler neler. Daha fazla uzatmayalım. Sorular gelsin. <laughs> Talha Bey merhaba. Dizi hakkında çok tartışılan bir konu da topları döken Urban Usta. Bu topların çizimini Fatih Sultan Mehmet yapmamış mıydı? Şahi topları ile ilgili bütün takdir ve alkış Urban Usta'ya mı aittir? Bu konu evet sorulmuş. Maalesef yabancı yapımlarda biz bu handikapları görüyoruz. Yani her şey yabancılara mal ediliyor. Bu diziyle alakalı yapmış olduğumuz ilk videoda da biraz değinmiştim. Yıllar evvel Birinci 1. Abdülhamit ve Hanım'ın Nakşibi Sultan Gözde adıyla bir Fransız yapımı filmde verilmiş. 2. Mahmud'un bütün dehası annesine mal edilmişti. Halbuki ikinci Mahmud'un siyasi dehasının arkasında amcası 3. Selim yatmaktadır. 3. Selim çok girişimci bir adamdır. Hayal ettiği bir takım şeyleri gerçekleştirmiş bir kısmını yapamamıştır. O gerçekleştirmek isteyip yapamadıklarını yeğeni 2. Mahmut yapmıştır. Sen Üçüncü Selim gibi muhteşem bir siyasi dehayı, Napolyon, Bonaparte'ı yenmiş bir adamı görme. E işte çocuk yaşta İstanbul'a getirilmiş haremden bir kız. Ondan sonra yetişsin, Nakşibendi Sultan olsun. Sonra oğlu 2. Mahmud'un arkasındaki gizli güç, gizli beyin o olsun. Bu olmaz. Burada da maalesef bu tarz olumsuz dokunuşlar var. E bakıyorsunuz Fatih Büyük, Fatih kimse laf söylemiyor. O ilginç. Fatih hakikaten büyük ama Fatih'in büyüklüğü kimden? Bunun babası kim? Bunun anası kim? Olay ona dönüyor yani. Annesini ya da analığını bir yabancıya bağlama. İşte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girerken zulüm yapmadı. Neden? Bir tane Rum Dilber gitti, yalvardı, ağladı ondan dolayı zulüm yapmadı. Yani hep bir yabancıya bağlama. Toplar muhteşemdi. Yani şimdi karşı taraf eğer düşmansa, art niyetliyse önce kötülemeye kalkıyor. Kötülemeyeceği kadar muhteşem bir kabiliyet varsa karşıda bu kez onu kendine mal etmeye çalışıyor. İşte Mimar Sinan biliyorsunuz yıllardır Ermeni miydi Rum muydu? Rum muydu Ermeni miydi yani? Hani bu toprakların asli unsurundan biri olmasın da kim olursa olsun. Irkçı değiliz bakın. Ama bu art niyetlere karşı da susamayız. Bildiğimiz doğruları söylemek zorundayız. Burada da aynı kaygıyı maalesef üzülerek görüyorum. Bakıyorsunuz toplar muhteşem. Yani o günün dünya top balistiğinde bilinmeyen çizimler yapılmış bir deha ortaya konmuş. Hem dev aşılması en zor surları yıkan toplar hem de aşırtmalı surların üzerinden giden toplar. İlk kez İstanbul kuşatmasına denenmiş. E bunların hepsi de Macar Urban'a verilmiş. Surlar delinde aşıldı doğru mu doğru. Kim sayesinde? Katolik Hristiyan Macar Urban sayesinde. Yaslı gitsin. Maalesef onlar adına söylüyorum maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Topların çizimleri Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Bu nettir. Bütün tarihçiler de bu konuyla alakalı uzman tarihçiler de bunu ikrar ederler. Ee, Macar Urban iyi bir top dökümcüsüdür. Fatih Sultan Mehmet kendi istihbaratıyla o gün Doğu Roma surları içinde vazife yapan Urban'ı biliyordu. Ve ona haber gönderdi. Bu tarz adamlar para iki verirse ona çalışır. Ki bu dizide o mevzu da iyi işlenmiş. Hani Cenovalı Justinian var ya. Paralı asker adamlarıyla beraber Roma İmparatoru parayı basıyor çağırıyor diyor ki Osmanlılar bize karşı bir kuşatma yapacak gibi duruyor gel bize çalış sana ada hediye edeceğim diyor yani Ege'de ada vereceğim ve adam kalkıyor geliyor bunun gibi Urbanda Fatih'in verdiği yüklü miktar paraya tav oluyor geliyor ve Fatih hesabına çalışıyor yani Hristiyan ve Macar olmasına rağmen fakat burada unutmamamız gereken birkaç isim var bakın burada bir sarıca sekban var. Bir Mimar Muslihiddin var. Bakın bu isimler hiç geçmiyor belgeselde. Mimar Muslihiddin ile Sarıca Sekban, Urban'la beraber topları döken diğer iki adamdır. Neden sadece bunu Urban'a veriyorsun? Bize ait Müslüman Türk bu iki tane adamı görmüyorsun. Çizimleri Fatih yapmış çocukluğundan beri bunlarla uğraşıyor. Balistik hesaplarında muhteşem. Urban balistikten falan hiç anlamıyor ki. Sultan çizimleri koyuyor önüne bu topu dökebilir misin diyor. O çizim Urban'ın gözleri fırlıyor. Hayatında görmemiş öyle bir top. Ve nihayetinde çalışıyor ediyor. Dökerim sultanım diyor. Ama bir takım sıkıntılar olur ve nitekim bir takım sıkıntılar söz konusu oluyor. Yani toplar çok uzun çalışamıyor. Ee, toplar Edirne'de döktürüldü denilir. Topların döktürüldüğü yer 40'ları ile Demirköy'dür. Hala Fatih'in top döküm haneleri orada durmaya devam ediyor. Toplar 3 ayda dökülmüştür. 2 ayda mandalarla İstanbul önlerine getirilmiştir. O dev toplar tabii ateşlendiği zaman yani bir günde en fazla 6-7 defa ateşlenebiliyor. Aşırı ısınıyor, çatlama yapıyor. Bundan dolayı da çok sık kullanamamışlardır. Talha Bey dizide şahi toplarından biri çatlıyor. Urban Usta soğumasını bekleyelim, tamir edelim diyor. Fatih inatla topu patlatıyor ve tabii top parçalanıyor. Ve birçok insan ölüyor. Fatih de ağır yaralanıyor. Böyle bir hadise gerçekten olmuş muydu? Evet böyle bir hadise olmuş. Ee, Urban'ın yaptırmış olduğu toplar az önceki sorunun cevabında da söyledim. Günde 6-7 defa ancak ateş edebiliyorlar. Çok ısınıyor ve çatlama yapıyor. Kullanamıyorlar topları. Ee, zaten Urban topu dökmüş, İstanbul kuşatması başlamış. Kuşatmanın daha ilk günlerinde, 10. günü diyenler var. O şahi topunun bir tanesi patlıyor çatlayarak. Ve Urban ölüyor. Yani daha kuşatmanın başında Urban ölüyor. Kuşatma tam 2 ay sürdü. Bakın kuşatma 2 Nisan 1453'te başladı. 29 Mayıs'ta bitti. Ve 10. gün ölen bir Urban var. Kalkıp da surların aşılması tamamen Urban'a vermek ne kadar doğru. Urban'ın ölümünü İsmail Hami Danışman anlatıyor eserlerinde. Hammer anlatıyor. Reşit Ekrem Koçu da anlatıyor. Ee, Urban'a Fatih döktürdüğü toplar hakikaten devasa. 91 santim ağız çapı var. Ee, 1200 metre yani 1.5 kilometreye yakın bir atış menzili var. Etkili atış menzili var. Topların da ağırlığı e, 1 tona yakın. Topların ağırlığı 680 kilo ile 1 ton arası. Zaten rahat taşınabilsin diye iki parça halinde yapılmış. Vidalanarak götürülmüş. Bu arada e, sorularımız da yok ama dün ben ilk videoyu paylaştığımda YouTube'a yüklediğimizde e, bir takım sorular gelmiş. Sorulardan biri Osmanlı'nın bu toplarına ne oldu diye soruluyor. 6 tane dev şahi topu var Fatih Sultan Mehmet'in. Onu da bilgisini vereyim. Bu 6 dev şahi topundan 5'i şu an bizde, bir tanesi İngiltere'de. Maalesef. bu Kırım Savaşı döneminde İngiliz ve Fransızlar bizim müttefikimiz ya. Bir İngiliz generali Çanakkale'de bizim o topu görüyor. Şahin'in biri Çanakkale'ye götürülmüş sonra. Tutturuyor ile bunu alalım alalım defalarca yazışmalar etmeler. E nihayetinde tabii Kırım Savaşı meselesinde İngilizlere çok bir şey yapamıyoruz. Dostluk söz konusu. Ve götürülüyor. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda 16 Mart 1920 İngiliz işgalinde daha küçük çaplı Fatih toplarından birkaçını daha götürüyorlar İngilizler. Hindistan'ı işgallerinde de eee Kanuni döneminde Hadim Süleyman Paşa'nın Hindistan Diyu taraflarına Haydarabad'a hediye bıraktığı Osmanlı Kanuni Turalı toplar var. Onları da yine İngilizler çalıp İngiltere'ye getiriyorlar ki o toplardan birkaçını ben de gördüm. Londra'daki bu meşhur Londra Kulesi'nin bahçesinde maalesef hala muhafaza ediyorlar. Onları bizim verdiğimiz yerlerden almış kendilerine taşımışlar. Talha Bey diziyi izlerken iyi ki bu detaya vurgu yapılmış dediğiniz bir şey oldu mu? Oldu. Birkaç tane oldu. Özellikle bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri. Maalesef bugün bizim ülkemizde bizim içimizden bile bazı ilahiyatçı geçinenler kalkıp da ya bu hadis sıhhatli değil diyorlar ya insan şok oluyor. Demek ki bilim adamı olmak için çok yönlü olmak gerekiyor. Neye göre diyorsun? Bakın bir esere ya da bir şahsa bakarak lütfen bir şeyin üstüne atlayıp ha bu böyleymiş demeyin. Buna ben de daim. Talha Bey böyle diyor bu kesin doğrudur demeyin. İrdeleyin ya allah Teala bize akıl vermiş. Düşünün demiş. Tartışın demiş. Doğrusunu akıl sahipleri kullarımsınız demiş. Yani aklınızda bulun. Ee, baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet'in hadisi şerifi bir kere tarihten bu yana gelmiş geçmiş nice büyük ilim adamı, din adamı tarafından tasdik edilmiş. Ya bakın ravilerine girmiyorum. Zaten benim ilim alanım o değil yani. Ben hadis ravi konusunda uzman bir insan değilim, hadisçi değilim ama ben neyi biliyorum? Tarihten bu yana herkesin saygı duyduğu, elini öptüğü, eserleri baş tacı edilmiş, hakikaten ilmi konuda bu konularda zirve yapmış birçok alim bu hadis konusunda ağzını bile açmamış. Ve Ayasofya caminin çıkış kapısı bugün. Tam böyle çıkıyorsunuz ya yanda sevil falan var. Daha bahçe içindesiniz. Şadırvanlı avluya çıkıyorsunuz. Çıkış kapısından böyle üç adım atın çıkın. Dönün böyle arkanıza doğru. Çıkışın kenarına Osmanlı döneminde özel taşa kazınmış. Altın varakla yaldızlanmış. Orada duruyor. Herkesin gözüne sokarcasına. Biz bu şehri bu hadisten dolayı fethettik. Biz Ayasofya'yı bu hadisten dolayı cami yaptık der gibi böyle kocaman. Hepsi var akılının biri çıkıyor diyor ki akıllı olan benim bunların hepsi cahil diyor. <laughs> yani bir ölçü budur. Ben hemen geçmişteki e, akil, doğru düzgün düşen insanlara bakarım. Nasıl davranmış, nasıl düşünmüş ve bunu da hakikaten ölçü olarak kabul ederim. Yani dizide hadisi şerifin tartışılmadan direkt verilmesi, hadisin ön planda olduğunun vurgulanması güzel olmuş. <laughs> Dizinin altı bölümünün hemen tamamında en çok gösterilen şey İstanbul Surları olmuş. Bir savunma sistemi olan surlarla ilgili dizide en çok dikkatinizi çeken detay nedir? Ben şimdi İstanbul Surları'na yıllardır çalışıyorum. Hatta gruplarla İstanbul içi yaptığım semt turlarından bir tanesi de İstanbul Surları ve Kapıları turudur. Yani İstanbul Surları ve Kapıları'nı çalışıyorum. Hatta 2018 yılında Fatih Belediyesi'ne İstanbul Surları ve Kapıları diye bir çalışmam var benim yıllar öncesine dayanan. O çalışmayı belediye bastı. Bir prestij kitap bir de küçük e, okunabilecek kitap olarak basıldı bunlar. İstanbul Surları uzmanlık alalım. tabi saatlerce burada surları konuşabiliriz. Belki ileride bir soru cevap bile yapılabilir. Sırf surlar savunma sistemleri üzerine. Surlar, tabyalar, hendekler. Ee, İstanbul Surları'nda benim dizide en çok dikkatimi çeken detay şu oldu. E, i̇şte Romalılar kendi aralarında konuşuyorlar. Fatih'in o dev topları işte gülleler duvarı indiriyor indirdiğinde bunlar bu kez moloz yığma bir daha duvar yapıyorlar. Moloz yığma duvar Osmanlı'nın aleyhine neticeleniyor. Bunu işlemişler ki doğru söylüyorlar orada. Neden? Bakın siz şimdi buraya sağlam olsun diye kesme taştan bir duvar ördünüz. Biz Süleymaniye Camii'nin duvarı çok sağlam. Kesme taş kurşuna tutturulmuş. Surlar niye böyle yapılmıyor? Bir çok pahalı. Tamam kıydık paraya yaptık. İki şöyle bir problem var. Siz kurşuna tutturulmuş dev bir duvar yaptığınızda diyelim surlarda Karşı taraf Gülle'yi gönderdi ya. Gülle vurduğu anda bütün duvar titretir. Yani yedi kuleden Edirne kapıya bütün duvar titrer. Ve bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu. Titre titre sallana sallana yıkım büyük olur. Halbuki amaç nedir? Gelen Gülle'yi en dar alanda absorbe etmek, en küçük alanda yıkım yapmasını sağlamak ki oraya hemen örü verelim. Onun için sur inşaatlarında aralarda e, hatıl konulur. Tuğla hatıllar vardır. Aralar dolgudur. Duvar vurduğu zaman iki tuğla hatıl arasına etkiler. Duvarın geneline zarar vermez. Romalılar da o diyalogda onu işliyorlar. E, moloz yığıma duvar yapıyoruz gülle dar bir yere etkiliyor. Yıkılan yeri hızla tamir ediyoruz diyorlar. Osmanlı bu konuda tabi maalesef çaresiz kalıyor. Belgeselde görüş bildiren danışmanlardan bir tanesi Yeniçeriler mızrak kullanımı ve okçulukta iyiydi ama kılıç ile yakın dövüşte de iyi değillerdi diyor. Gerçekten Yeniçeriler uzak dövüşte mahir, yakın dövüşte beceriksizler miydi? Bunu duyduğum zaman güldüm hakikaten. Hayır. Aynı belgesel içinde aynı yabancı danışmanlar şey de söylüyorlar. İşte dünyanın o yüzyıldaki en büyük savaş gücüydüler. Yahu hem en büyük savaş gücü diyorsun, en korkulan savaş gücü diyorsun. Hem de yakın dövüşü beceremezdi diyorsun. Uzaktan. Nasıl uzaktan? Uzaktan işte böyle mızrak atıyormuş. Uzaktan ok atıyormuş. Yakında beceremiyormuş. Zaten dizide en çok tenkit edilen kısımlardan biri oydu. Yani bir avuç adamıyla toplamda 700 tane adamı var. Bu Cenab-ı 700 adamıyla bizim toplamda 200 bine yakın askeri var Fatih'in. Bakın kuşatmada yer almış. 200 bine yakın. Ben sizle bu konuşmaları yapmazdan evvel Nihayetinde rakam bunlar. İnsan yanılabilir, unutabilir. Özel çalıştım. Dizi izledikten sonra o rakamlara bir daha baktım yani. Osmanlı'da İstanbul kuşatması ile alakalı istatistik raporlarını bir daha inceledim. Fatih'in esaslı 150 bin, ek kuvvetlerle 200 bin adamı sur dışında böyle bekliyor kurt gibi. Tabii dört bir yanda. Ve adam 7 bin kişiyle dumanımızı attırdı ya. Çatır çatır Osmanlı öldürdü. Türk kesti yani. yani e tabii izleyenler de çok tepki vermiş. Özellikle sosyal medya gençliği bu nasıl oluyor falan diye. Bakın Yeniçeriler yaya birliklerdir. Osmanlı Kapıkulu ordusu yayadır. Bizim atlı birliklerimiz sipahilerdir. Adam yaya olacak bir de uzaktan dövüşecek. Yani böyle bir komiklik olabilir mi? Yaya bunlar. Yürüyorlar. Savaşın asıl neticesini sağlayan bunlar. Şimdi süvari atıyla gider vurur kaçar. Deliler en önde gider korkutur vurur. Ama neticeyi sen ancak Yeniçeri ile alırsın tepeden istediğin kadar bombala bugün uçaklarla kara savaşında askerini sokmadın müddetçe beyhude yani kesin netice alamazsın onun için e, yeniçeri ordusu olmazsa olmaz bir de 1453 İstanbul'un fethinden hemen önce 1448'de bakın 48 53 daha e, çok değil ikinci Murat'ın ikinci Kosova bir öncesinde 1444 Varna savaşı var yani 4 yıl arayla Avrupalıların iki büyük Haçlı seferinde devasa düşmanı hak ile yeksan ediyor Yeniçeri. Sonra deniyor ki bunlar yakın dövüş bilmezlerdi. Yani o muhaçları, o Kosovaları nasıl kazandık? Tabii ki Yeniçeriler sayesinde muhteşem kılıç kullanıyorlardı. Yakın dövüş uzmanıydılar, üstadıydılar. Hani Japonların samuraylarından bahsediyoruz ya, kılıç kullanma sanatı. İşte Yeniçeriler de bu konuda üzerine olmayan bir savaş gücüydü. Fatih kuşatmadan önce Rumeli Hisarı inşaatına başlayınca Roma İmparatoru inşaata itiraz etmek için elçiler gönderiyor. Ancak Fatih onların kellelerini kestiriyor. Bunun doğruluğu nedir? Bu benim çok yadırgadığım bir detay oldu. Hakikaten olmadı yani. Fatih Sultan Mehmet bakın geçin sadece Fatih. 6 asırlık Osmanlı Devleti'ne bakın. Bize ne zaman elçi gelmişti biz kafasını kestirmişiz. Ne zaman? Ha elçi gelir elçi tutuklanılır, hapse atılır. Elçi gelir, elçiye ağır bir ihtarda bulunulur. Elçi gelir, karşı taraf çok büyük soytarılık yapmıştır. Elçi falakaya yatırılır. Bakın bunların örnekleri var. Hatta Osmanlı son dönemde İstanbul'da bulunan Rus elçisi var. Adam kule zindanlarına o kadar çok atılıyor ki hazırlar. Haber geliyor işte Rusya Osmanlı'ya savaş açtı. Biliyorsunuz 30 yılda 40 yılda bir savaş açıyor Ruslar son dönemde Osmanlı'ya. Rus elçisi bizzat gidiyor divana. Efendim ben hazırım. Hani ben espri olsun diye böyle yapıyorum ama ben hazırım gidebiliriz yedi kuleye. Çantamı al, ayarladım diyor resmen. Çünkü böyle bir kural var. Bir devlet size savaş açtığında o devletin sizde bulunan elçisine alıyorsunuz. Yedi kule hisarına götürüyorsunuz. Zindanı kapatıyorsunuz. Savaş bitene kadar muvakkaten geçici olarak. Bu bir kural. Onlar da sizin elçi aynısını yapıyorlar. Bunlar var. Ama öyle kafa kes et yok. Dizide şöyle bir sıkıntı vardı. İşte Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nın inşaatına başlıyor. Doğrusunu anlatıyorum. Doğu Roma İmparatoru da ne yapıyor? E, Drages adamlarını gönderiyor. Fatih Sultan Mehmet de adamlarına ricaen bunu engelleyemezsiniz diyor. İstiyorsanız savaşın. Hatta bunun menkıbesi vardır. İşte bu, bana karşı tarafta dana derisi kadar yer ver deyip deriyi böyle incecik kestirdiği, Onu kapladı alana e, Rumeli Hisarı'nı yaptı. Bakın bu menkıbe. Bunu sadece hatırlatıp geçiyorum. Oldu olmadı üzerine durmuyorum ama olan ne? Romalılar Rumeli Hisarı ile alakalı. Önce elçi gönderdiler. Fatih bu elçilere kesinlikle dokunmadı. Burası sizin toprağınız değil artık dedi. Tasarruf hakkına sahip değilsiniz dedi. İstediğimi yaparım dedi. Elçiler gitti. Sonra bunlar o bölgeye gece baskını yaptılar. Ve o gece baskınında Rumeli Hisarı inşaatında bizim askerlerimizi şehit ettiler. Bakın buradan yetkililerimize bir kere daha sesleniyorum. Lütfen Nabi Baba Tekkesi'ne halkın ziyaretini açalım lütfen. Bugün Nabi Baba Tekkesi Rumeli İhsan'ın hemen üzerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesinin kenarında hatta kapının dibinde duruyor. Yani üniversiteden bile uzak yani ve ama üniversite sınırları içinde. Yani izin alıp tekkeye girmek etmek üniversiteden çok zor işler. Problemli. Lütfen halkın ziyaretini açalım. Restorasyonu bitti şu an tekkenin o ana tevhidhanesi. Gıcır gıcır nasıl güzel kırmızı aşı boya. Diyeceksin ya bir dakika Rumeli Hisarı diyordun. Askerlerimize baskı yapıp şehit ettilerdi. Bir de o tekkelisine atladın. Niye? Niye biliyor musunuz? O tekkenin bahçesinde bir kuyu var. Yanında bir tabere var. Şehitler kuyusu diyor. Rumeli Hisarı'nda işte o yapılan Roma baskınındaki ilk şehitlerimiz... Oraya defnediliyorlar. Daha sonra o şehitlerin hürmetine fetihten sonra oraya bir tekke kuruluyor. Son şeyhinden dolayı Nabi Baba tekkesi deniliyor. Çok önemli bir tekkedir. Fatih döneminden kalma bir tekkedir. Orijinal binalarının birkaçı hala durmaktadır. Hazire duruyor. Tekke haziresi hala duruyor. Hatta bu Amerikalı misyoner Kurus Hemlin oraya bugün Boğaziçi Üniversitesi olarak kullandığımız o binaları Amerikalara Amerikalılara hizmet veren o günlerde Robert Koleji olarak inşa ederken Hatıralarında hemen üst başımızda böyle bir tekke vardı diyor. Onu anlatıyor. Temelleri attık yağmur yağmıyordu. Çok zor durumdaydık. Eğer yağmur yağmazsa bu temeller ıslanmazsa ve sertleşmezse çok zor durumda kalacaktık. Bir baktım tekkenin büyükleri yağmur doğasına gidiyordu. Ve yağmur doğasından döndüler yağmur yağmaya başladı. Bak bunu Kurs Hemli anlatıyor. Bir Hristiyan e, misyoner anlatıyor bunu. Ve bugün tekke... Başıboş, başıboş, hazire çok bakımsız, berbat ve İstanbul'un ilk fetih şehitleri onun bahçesinde duruyor ve biz halk olarak ziyaret edemiyoruz. Yani uzun lafın kısası Romalılar elçi gönderdi. Bizimkiler hiç dokunmadı. Gece baskını yaptılar. İstanbul kuşatmasının ilk şehitlerini verdik. Orada metfunlar, şu Heda Kuyusu denilen yerde. Lütfen bizi şehitlerimizle yeniden buluşturun. <laughs> Dizide dikkatimizi çeken bir diğer karakter, Grandük ve Askeri Kuvvetler Komutanı Lucas Notaras. Katolik Avrupa ile yapılacak bir ittifakı muhalefet ediyor, bizzat Roma İmparatorunun önünde, Konstantinopolis'te Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diyor. Yanındakiler onun bu Osmanlı sevgisini ticari bağlantılarına veriyorlar. Gerçekten öyle midir? Bu konu konuşmamız gereken bir konu. İyi ki soruldu. Çünkü e, bu meşhur bir cümledir. Bu cümleyi dost düşman herkes bilir. Çünkü İstanbul kuşatıldığında Fatih tarafından o gün içeride notaras değil bakın sadece. O gün şehirdeki din adamları, ortodoks din adamları ve halkın önemli bir kısmı o gün son Roma İmparatoru Katoliklerle ittifak yapmaya kalkınca ve bu ittifak adına bir takım kendi değerlerinden taviz vermeye kalkınca ayaklanmışlardır. Bunu sadece bir notaras değil. Halk ve din adamlarının çoğu söylemiştir. İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Bu sözü onlara söyleten nedir? Daha Fatih'in kuşatmasından iki daha Fatih'in kuşatmasından iki asır önce yani 1204-1261 yılları arasında cereyan eden İstanbul'un Katolik işgalidir. Ve o 57 yıl içinde şehir öyle bir yağmalanmış, mazlum, zayıf, bebek, kadın, yaşlı öyle bir yok edilmiştir ki bundan dolayı o manastırlar, kiliseler öyle bir yağmalanmıştır ki daha evvelki Ayasofya anlatımlarında bahsettim. Ayasofya'yı bir süre çok özür dileyerek söylüyorum. Genel ev olarak kullanmışlardır. O bakire rahibelerin hepsini kirletmişlerdir. Neler neler. Bunları kendileri anlatıyor. Kendi tarihçileri. Yağmaladılar o biçim. Ve onun için aman aman diyorlar. Katolikler geleceğine Müslümanlar gelsin diyorlar. Bu bir gerçek. Ama bu gerçek niye söyleniyor? Çünkü bizim kendi dindaşımız olan farklı mezhepteki Katoliklerin bu vahşiliğinin karşısında bu Müslüman Türkler bize adam gibi davranır. Bunlar Anadolu'ya da girdiler. Anadolu'daki o günün Hristiyan şehirlerini de ele geçirdiler. Ama kimseye dokunmadılar. Biliyorlar haberleri alıyorlar. Bir buçuk asırlık Selçuklu fütühatı var Anadolu'da. Onun için onlar olacaksa bunlar olsun diyorlar. Bakın bu bir fazilet değil mi? Burada Osmanlı'yı alkışlamak lazım. Yani Osman'ın hoşgörüsünü, yüce gönüllülüğünü görmek lazım. Görmüyoruz. İşte bu yabancı yapımların handikabı bu işte. Bunu görmek yerine olay yorumcuların ağzından değil notarasın söylemi üzerine konsüldeki diğer Romalı soyluların ağzından söyleniyor. O böyle deyince dönüyor bir tanesi notarasa ne diyor? Sen diyor... Ticari çıkarların için böyle davranıyorsun diyor. Yani Osmanlı'nın bir şey olduğu yok. Osmanlı'nın bir büyüklüğü yok. Ama onlarla senin ticari ilişkileri var ondan seviyorsun Osmanlı'yı. Ne acı değil mi? Yani bize ait bir değer söz konusu olunca bunu hemen böyle el altı etmek, aba altı etmek, göstermemek üzücü. Bütün dünya biliyor bu cümlenin altında yatan gerçeği. Bize ait büyüklüğü, Katolik dünyaya ait çirkefliği. Romalılara yardım eden Cenovalı Justinyen adamları ile sık sık surlardan dışarı çıkarak açıkta Osmanlı kuvvetleri ile savaşıyor ve her defasında Osmanlı'yı püskürterek geri dönüyor. Halbuki sur dışında Osmanlı'nın birkaç yüz bin askeri var. Bu dev Osmanlı kuvvetleri Romalıların az sayıdaki birliklerini sur dışında yok edemiyorlar mıydı? Şimdi diziyi izlerken hakikaten böyle bir algı oluşuyor. Dedim ya az önceki sorunun cevabında da Fatih'in 200 bine yakın askeri var. Şimdi şöyle düşünün. Şurası İstanbul. Surlar, kara surları böyle. Şurası Edirne Kapı, Ayvansaray'a doğru. Burası Marmara Denizi, Yedi Kule. Ve biz buradayız Osmanlı kuvvetleri. Şimdi adam 7.000 bin tane adam var Justinian'ın toplam. Bunlar çıkıyorlar. Burada sen 200 binsin. Gönderiyorsun karşısına işte bir avuç asker. Bizimkileri bunlar yeniyorlar, öldürüyorlar. Öldürdünüz mü? Öldürdük. Tamam biz yenilerini gönderiyoruz. Hani der gibi. Bir daha gönderiyoruz. Yine öldürüyorlar. Bir daha gönderiyoruz. Yine öldürüyorlar. Ya insan izlerken şunu diyor. Yani ben sizin hissiyatınızı konuşturuyorum. Böyle düşündüğüm için değil. Çünkü ben oradaki stratejiyi biliyorum. Yıllardır surlarla uğraşıyorum ama izleyenin düşüncesi şu. Ya arkadaşım ya sal ya sal bir 200 bin gitsin şu 7 bin yesin bitirsin dayansın surlara. İşte öyle olmuyor. Neden öyle olmuyor biliyor musunuz? surlarla aranızda bir açıklık yok. Önde bir hendek var. Hendek şu an bizim hani zerzevatçılar var ya İstanbul'un meşhur maydanoz, roka, tere, marul falan yetiştiren zerzevatçıları. O gördüğünüz marul, sebze tarlalarının hepsi şehir hendekleri zaten. Ve o hendeklerin 7 ile 12 metre arası derinliği var. 7 ile 12 metre düştü bir insan 1,5-2 metre arası. Oraya düştüğün zaman 7 metre. Nasıl çıkacaksın? Bir kere o hendeyi aşmak mesele. 2. Hendeyin arkasında 4 metrelik ilk sur var. Arkasında 10 metrelik ikinci sur var. Arkasında 16 metrelik üçüncü sur var. 16 metrelik surların üzerinde de 20'şer metrelik burçlar var. Şimdi dizide izlerken Justinian surlardan çıkıyor ya. Çıktığı zaman biz genelde şöyle düşünüyoruz. Hani çıktı, önüz deniz, derya, düzlük. Osmanlı orada gelin adamsanız dedi. Bizden 10 kişi gitti. Bizi yendiler. Öyle olmuyor. Bu adamlar surdan çıkıyor. O 18 metrelik surdan 20'şer metrelik burçların koruduğu duvarın ötesine geçiyor ama önünde 10 metre var. Onun önünde de 4 metre var. Onun önünde de 7 ile 12 metre derinlikte hendek var. Bu aralarda dendan diyoruz. Diş, parça bir kelime. Sur girintileri. O aralarda oklarıyla yani o ne bileyim silahlarıyla, mızraklarıyla, kılıçlarıyla bekliyorlar. Kızgın yağlar dökülüyor ediliyor. Adam dördün önüne geçiyor. Siz henden karşısına geçmek zorundasınız. Yani siz o 200 bin askeri hard diye henden karşısına geçiremiyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz ama o zaman çok büyük kayıp olur. Sen büyük bir kütleyle yürüdüğün anda adamın attığı, döktüğü bir kızgın yağ bir kişiyi yakacaksa orada 300 kişiyi yakıyor. Yani bunu göze alamazsınız. Hani bir anda yüklen al. Bu sur kuşatmalarında olmuyor böyle bir şey. Stratejik düşünmek zorundasınız. Kaba kuvvetle surlar aşılmaz teknik düşünen her zaman başarılı olur. E tabi bizim az sayıda adam hendeye geçiyor. Hendekle 4 metre arasında savaş oluyor. 4'ü geçiyor. 4 ile 10 arasında savaş oluyor. 10'u geçiyor. 10 ile 18 arasında savaş oluyor. Bu. E bakın İstanbul surlarının civarında sahabe kabirleri var. Erken İslam dönemi. Nerede onların mezarları? Ayvansaray'a gidin. Hendek kaybolmuş tabi günümüzde. 4 metre kaybolmuş. 10 metreyle ile 18 duruyor. Mesela o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşi Şeybetül Hudriye Hazretleri Nerede kabri? 10 ile 16 arası. Ahmet El Ensari 10 ile 16 arasında yatıyorlar. Yani o en büyük surla bir öncesi arasında. Onun için dizide izlediğiniz bizimkileri devamlı biçmeleri bundan. Bizimkiler az sayıda hendeğin karşısına geçiyor. Yani geçmek zor. E Bizden 10 kişi geçiyor pat öldürüyorlar. 20 kişi geçiyor pat şehit ediyorlar. Yani meseleyi sanıyorum daha iyi anlayabildiniz. Emrah Safa Gürkan, Fatih'in İstanbul'u hızlı bir şekilde almak arzusunun arkasında yatan sebepleri 3 maddeyle sıralıyor. Bu konuda siz ne dersiniz? Aynen katılıyorum. 3 tane madde sayıyor. Doğrudur. Fatih bir an evvel şehri almak istiyor. Çünkü bizde bir anlayış var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani şehir alınacak alınması isteniyor ama ne kadar az can kaybolursa o kadar iyi. Zaten dizde de vurgulanmış. Fatih üzülüp duruyor. Çünkü süre uzadıkça, kuşatma uzadıkça daha çok asker ölüyor. Bir, Emrah Bey'in de dediği gibi işte insan sayımız azalıyor. Daha çok can kaybı söz konusu oluyor. Bu bir. Bu bir evham meydana getiriyor. İki, ikinci Murat döneminden Fatih'e miras kalan adamlar var. İşte başta Çandarlı Halil Paşa. Bunlar muhalefet. Durmadan kaynatıyorlar. Bak hala alamadık. Hani mızıkçı çocuklar vardır ya. Hani bir oyun kurarsın, oynayacaksındır. Baştan yan çizmeye kalkar. Çizemez. Oyunda devamlı kılçık atarlar böyle. Ben demiştim, ben demiştim. Bak gördün mü öyle oluyor. Ya bir karar aldın değil mi? Burnunun dikini artık git. Bakma sağa sola. İşte Çandarlı'nın problemi bu. Çandarlı ve yanındaki muhalefet grubu süre uzadıkça güçleniyorlar. Biz demiştik diyorlar. Bak çoluk çocuk işte 21 yaşında başımıza geldi devleti bir sürü sıkıntıya soktu diyorlar. Muhalefet güçleniyor. İkinci problem bu. Üçüncü problem Avrupa'dan yardım gelebilir ki bu dizi belgeselde bu da iyi işlenmiş. Bir korku endişe var. Ya bir yardım gelirse. Ama Allah gani gani rahmet eylesin. Sultan II. Murat. O saltanatının son döneminde 1444 ve 1448 iki Avrupa Birleşik Ordusu'nu Haçlı Seferi'ne eğer püskürtmeseydi Fatih'in işi zordu. Yani İstanbul'u Fatih'in fethinde babası II. Murat'ın da çok ciddi faydaları oldu. O iki büyük zaferin neticesinde Avrupalılar resmen Fatih'in kuşatmasını seyretmek zorunda kaldılar. Dizide çok sorulan ve çok tartışılan bir konu da dizideki hamam sahnesiydi. Mara Branković neredeyse çırılçıplak bir vaziyette hamamda bir nedime tarafından yıkanıyor. O sırada bir saray ağası yanlarına kadar geliyor. Mara bu durumdan hiç rahatsız olmuyor. Osmanlı'da harem ve adabı ile ilgili bu görüntüler uyuşuyor mu? Zaten derdimiz o. Bir, kendi yatak odamızı bilmiyoruz. iki kendi yıkandığımız yeri bilmiyoruz. Beni dele eden konu bu. Yahu insan kendi ana babasının yatak odasına öğrenmek için elin gavuruna sorar mı? E benim anneannemle dedem yatak odasında ne yapıyorlar? Nasıl yatıp kalkıyorlar? Bunu merak edip gidip elin Amerikalısına, Fransızına, İngilizine, Almanına sorar mısınız? Sormayız değil mi? Hatta benim bunu demem bile abes geliyor bazılarınıza. Biz şu an o durumdayız işte. Bir buçuk asırdır bize ait değerlere dönüyoruz. Onlardan, başkalarından öğrenmeye çalışıyoruz. Bana annemi anlat. Neredeyse bana karımı anlat diyeceksin yani. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Senin karını, eşini, helalini en iyi kim bilir? Sen bilirsin. Değil mi? Kalkıp da bir yabancıya benim karımı bana anlat der misin? Cinayet çıkar. Vallahi kan çıkar. Biz o durumdayız işte. Ne kadar pesbaye bir hale gelmişiz. İnsan kendi haremini, kendi hamamını yabancılardan öğrenir mi ya? Diyeceksiniz ya Talha abi o kadar da değil. Vallahi o kadar. Türkiye'de öyle adamlar TC vatandaşı haremle alakalı ya da Osmanlı tarihle alakalı roman yazıyorlar. Yazdıkları romanların, kitapların kapaklarına gidiyorlar. Ejnebilerin hamam ya da yatak sahnelerinin tablolarını koyuyorlar. Bana saydırmayın. En az 20 tane eser sayarım şu an size burada ben. Reklamlarını yapmak istemiyorum. Allah'tan bizim bu sosyal medya gençliği o eski uyduruk kitapları bilmiyorlar. Bilmesinler. Peşine düşmesinler yani. Biz yeterince zehirlendik. Ne acı değil mi? Senin yatak odana adam çiziyor. Ben Paris'te bir kere gidişimde bir gün Lourdes'de sadece tablolar bölümünü gezdim. Resim koleksiyonu bölümünü. Niye? Bu adamların yalan yanlış tablolarını yakalayıp fotoğraflayayım diye hepsini aldım. Hakikaten bizim kitaplardaki bütün tablolar bunlardan alınma. Fransız ressam, İtalyan ressamlardan alınma. Hatta birinin peşine sağlam düştüm. Adamın metresiymiş. Türk hamamı diye tablo yapmış adam. En önde böyle yarı çıplak bir hatun var. Bütün hatunlar çırıl çıplak zaten. En az 80 tane üst üste binmiş. Ha deprem olmuş hepsi birbirine sarılmış gibi hanımların. Çırıl çıplak. Önde bir tanesi var böyle. O, o, tamamen çıplak. Bir kafasında bir puşe var saçını topladı. Onun dışında üstünde hiçbir şey yok. Meğer bu Fransız ressamın metresiymiş. O metresini böyle koymuş karşısına resmini çizmiş. Arkayı da doldurmuş. Altına yazmış Türk hamamı diye. Sonra biz de inanıyoruz, kitaplara kapak yapıyoruz. Aferin bize yani, aferin. E bu da öyle. E şimdi gavurun yaptığı diyeceksin şimdi. Ne beklersiniz yani? Bizimkiler bunu yapıyorsa öbürü, bunu yapması çok normal maalesef. Ya çalı çıplak bir kadın, ya bir kere İslamiyet'te bir erkek bir erkeğin, bir kadın bir kadının diziyle göbeği arasını göremez. Dinen caiz değil bu. Yani bunun dışında nasıl böyle üreyen çıplak durabiliyorsun? Ben biliyorum bugün kadın hamamlarını en azından annemin anlattıklarından duyuyorum oradan buradan. Teyzeler biraz rahat takılıyorlar kadın hamamlarında ama genç kızlar daha belli bir yaşın altındaki hanımlar çok daha edepli dururlar kadın hamamlarında. Ki erkek hamamlarında da bizde de öyledir yani nihayetinde. Dikkat edilir öyle böyle. Çok rahat açılıp saçılmaz. Eskiden çok daha dikkat edilir. Yavuz Sultan Selim döneminden elimizde hamam Minyatürü var bir bakın bakalım. Gencecik bir sürü delikanlı bir tanesinin dizinin böyle bir santim üstünü görebiliyor musunuz? Minyatürde onlarca genç var hamamda. Hepsi böyle diz altı peştemaller giyiyorlar. Uzun lafın kısası. Hamam sahnesi berbattı. Daha berbat olan kısmını tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi söyler talep ediyorsunuzdur. Ya adamın biri kalkıyor hamamın sıcaklık bölümüne kadar giriyor. Bari soğukluktan seslenseydi ünleseydi yani. Sıcaklığa kadar giriyor. Hatun çıralı çıplak öyle yanında da Nedime su döküyor ona o tüm çıplaklığında. Adam onu anlatıyor o da hiç rahatsız olmuyor. Diyeceksiniz ya bu Mara Despina zaten gevur. Cık, olur mu canım? Ya ikinci Murat'ın hanımı bu yabancı hanımlar bile bize ait e, o gelenekle ahlakla terbiye olurlardı. Zaten çocuk yaşta alınıyor yetiştiriliyor. Öyle geldiği gibi kalmıyor ki bu insanlar. Onun için o sahneyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Çok yanlış olmamalıydı. Dizide Baltoğlu Süleyman Paşa'yı Fatih Sultan Mehmet'in öldürmek istediği ancak askerlerin tepki gösterip öldürmeyin demesi üzerine affettiği şeklinde bir canlandırma var. Baltoğlu bu şekilde mi bağışlandı? Yine görmek istediğimiz gibi ya da göstermek istediğimiz gibi tarihi yönlendirme var burada. Şimdi doğrusunu anlatıyorum. Baltoğlu Süleyman Paşa kim? Fatih'in o günkü donanma kumandanı. Osmanlı o gün elinde 100-120 parça kadar bir gemi var. Zaten İstanbul'u gemi olmadan, deniz gücü olmadan alamazsınız. Şehrin üç tarafı sularla çevrili. Zor. Ve tabi zincirin ağzında bulunuyorlar. İçeri giremiyorlar. Kuşatmanın birinci ayının sonunda dizide de işlenmiş. Dört tane Ceneviz gemisi geliyor. Ve zincirin ağzında bir deniz savaşı yapılıyor. Bu savaşı bizimkiler kaybediyorlar. Çünkü Ceneviz gemilerinin bordaları yüksek. Denizci millet. Gemi teknolojisinde o gün Fatih döneminde bizden iyiler. Ama kanuni döneminde biz onlardan daha iyi, daha etkili gemiler yapar hale geleceğiz. Ve Preveze, Cerbe gibi savaşlarda onları defalarca yeneceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in e, komutanı Baltoğlu Süleyman Paşa'nın adı bugün hala İstanbul'da yaşıyor biliyorsunuz. Fatih Köprüsü'nün hemen altındaki Avrupa tarafındaki semtimizin adı ne? Baltı Limanı. Baltoğlu Süleyman Paşa gemileri oraya demirliyor. Niye Haliç'in ağzına devamlı beklemiyorlar? Çünkü adamlarda Gırjuva var. Suda sönmeyen, petrol alışımlı bir yakıt. Bizim ahşap gemileri bir gecede saatler içinde yakıp kül edebilirler. Gemiler emniyette kalsın diye Bir baskına uğranmasın diye Baltaoğlu o kadar uzakta Bugünkü Yani neredeyse Bebek Koyu taraflarında gemileri muhafaza ediyor. Balta Limanı ismi oradan geliyor. Baltaoğlu Bu dört Ceneviz gemisini maalesef tutamıyor. Ve yenilgiye uğranılıyor. Zincir indiriliyor ve gemiler Haliç tarafına geçiyor. Peki Sonra ne oluyor? Fatih gemilerin geçişini aslında Üsküdar'dan izliyormuş. Mesela bu dizi belgesele keşke o canlandırmayı koysalardı. Fatih gemilerin geçişini Üsküdar'dan izlemiştir. İzlerken zincir indirilip gemilerin geçişini görüp o hınçla, üzüntüyle atını denize sürmüştür. Yani böyle sanki atının sırtında oraya gidecek gibi. Mesela bu sahne olabilir de. Sultan II. Abdülhamit bu sahneyi e, ressam Zonaro'yu sonradan çizdirmiştir. Tablo vardır o meşhur tablo. Bununla alakalıdır. Ve... Çok kızıyor, Baltaoğlu'nu öldürtmek istiyor. Bu net bilgi ama affediyor. Affetmesinin sebebi askerlerin tezahüratı, baskısı. Fatih'i işte bir noktada korkutması, caydırması değil. Baltaoğlu'nun ağır yaralanması. Ağır yaralanmıştır. Fatih de onun bu durumunu görmüştür. Ve anlamıştır ki sonuna kadar mücadele etmiş. Yani bir afiyet göstermemiş. Bundan dolayı da affetmiştir. <laughs> Bu dizi belgeseli izlerken sizi tebessüm ettiren sahne hangisiydi? Birkaç tane öyle güzel sahne vardı. Bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in balık yeme sahnesi. Yıllardır anlatırım ben Topkapı Sarayı turlarında böyle mutfağa falan girdiğimizde matbaa amirede Osmanlı'daki yemek kültürü. İşte Kanuni'nin demir hindi şerbetini çok sevdiği, Fatih'in balık ürünlerinin hastası olduğu, denizden çıkan neredeyse her şeyi yediği. Çünkü mutfak, matbah dökümleri var elimizde. Hangi padişah döneminde mutfakta en çok ne yapılıyor ediliyor biliyoruz bunları. Oradan görüyorsunuz. Balığı çok severmiş. Bu detayı güzel yakalamışlar ve değerlendirmişler. İyi de yapmışlar. Bu insansı dokunuşlara ihtiyaç var. Fatih'in de insan olduğunu bizim görmemiz lazım. Böyle gaddar, kasıntı, insanüstü bir varlık değil bunlar yani. Böyle göstermemek icap ediyor. Oturmuş orada balık yiyor. Hatta ben izlerken dedim ya acaba çupra mıydı, levrek miydi falan dedim yani. Hatta lüfer miydi? Osmanlı da değil. Fatih dönemi bundan 50 sene evvel kofana denilen lüferler çıkarmış. Şimdi biz rüyamızda görüyoruz onları. Fatih döneminde ne balıklar vardı kim bilir. Ya aramızda mesela şu videoyu izleyen bir balık uzmanı böyle bir kitap yapsa ya. Mesela ben bir balık uzmanıyla konuşmuştum. İlk çağdan günümüze mütemadiyen varlıklar küçülüyormuş. İnsanın da boyunun küçüldüğü, balıklar da küçülüyormuş. Mesela Hazreti Adem döneminde çok daha devasa balıklar varmış. Yani aynı lüfer o zaman çok büyükken şimdi küçülmüş. Bunlar anlatılıyor mesela. Bilmiyorum tabi uzmanı değilim. Ama tarihte kim ne yedi ne boyutta yedi mesela. Böyle bir balık kitabı yapılabilir. Ben keyifle okurdum yapılsaydı. İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürütülmesi meselesi hep tartışıla gelmiştir. Bu dizide de bu konu detaylıca işlenmiş. Sizce hakkı verilmiş mi? Gösterilenler doğru mu? gösterilenler kesinlikle doğru. Güzel işlenmiş. Ben çizimleri de beğendim. Yani o İstanbul surları, havadan görüş, gemiler böyle karadan nereden yürütüldü. Hala bizim ülkemizde birçok insanın bu konuda kafası karışıktır biliyorsunuz. Yani gemiler karadan yürütülmüştür ama nereden yürütülmüştür pek anlam verilemez. Halbuki Dolmabahçe Sarayı'nın olduğu yerden yukarı Beyoğlu'na doğru çıkarılmıştır. Kasımpaşa'ya indirilmiştir. Hadise bundan ibaret. Aslında burada değinilmesi gereken bir de bir şahsiyet var. Yavaşça Şahin Mehmet Ali Paşa yani Gemileri karadan yürüten paşamız var. Marmara Üniversitesi sanat tarihinde benim yüksek lisans tez konumdur. Yavaşça Şahin Mehmet Ali Paşa, mezarı, taş mektebi, camisi ve cami haziresindeki diğer mezar taşları. Ee, bu çalıştığım bir konu geçtiğimiz yıllarda ve bu paşa son derece önemli bir paşa. Keşke o da işlenseydi. Ama e, bu gemilerin karadan yürütülmesi işlenmiş, hakkı da verilmiş. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü bizim ülkemizde hala o bazı oryantalist gelenekten ya böyle bir şey olmadı uydurmayın diyenlere kulak verenler var. Böyle bir şey olmadı olmadı diye. Hani sanki bunlar olmadı olmadı deyince olmamış olacak. Oldu tabii ki böyle bir hadise. Tarihten bu yana o kadar çok yazan çizen var ki bu konuyu bundan bahseden. Kendileri bahsediyor ya kuşatma sırasında İstanbul'da olan Rum tarihçiler bahsediyorlar yani ötesi yok. Ve bu yönüyle de karadan gemilerin yürütülme meselesi doğrudur ve dizide gerekli şekilde yerini almıştır. Belgeseldeki yabancı bilim adamları Fatih'in ne kadar donanımlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Birçok yabancı dil bildiğini, yabancılara karşı yüce gönüllü olduğunu, evrensel bir bakış açısına sahip olduğunu ifade ediyorlar. Bu sizi şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Çünkü hakikaten kaliteli bir adam ortada var. Az önce de söyledim ya, yeri geldiğinde. Bizde bazı kaliteli adamlar var, onlara hiç dokunamıyorlar. Çünkü hakikaten dokunulacak bir yer yok. Bazı kaliteli adamlar var. Bir yerden bir sıkıntı buluyorlar kendilerince. Oradan vurmaya çalışıyorlar. Bazılarında hepten üzerine yürüyorlar. Onları vatan haini ilan etmeye kalkıyorlar. Bu konuda uyanık olmak lazım ve tabii donanımlı olmak zorundayız. Fatih gibi, Mimar Sinan gibi adamlara dokunamıyorlar. Çünkü ikisi de kendi branşında eşsiz, benzersiz. Çoğu kimse ulaşamamış onlara. Baktığınız zaman Fatih'in aldığı eğitim, ortaya koyduğu stratejiler, hoşgörüsü Sadece İstanbul'un fethi yok ki ben Fatih ile alakalı konuşmalarında hep söylerim. Fatih deyince bize bir İstanbul'un fetini biliyoruz. Yaşa var ol diyoruz. Fatih'e Yaşa var ol harikasın büyüksün dememize sebep olan daha bir sürü şey var. İstanbul'un fethi bunlardan sadece bir tanesi. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in yanına kuşatmanın son günlerinde bir tane Rum kızı kaçarak gelir ve gözyaşlarıyla Fatih'e yalvararak şehri aldığınızda merhamet edin, merhametli olun der. Böyle bir şey yaşanmış mıdır? Dedim ya az önce de. Ya bizde bir güzellik varsa bunu ille bir yabancıya yamama. Ya bizden dolayı oldu deme. Burada da ben bu kaygıyı gördüm maalesef. Şimdi Fatih hakikaten İstanbul'a çok muhteşem girmiştir. Yabancılar da buna hayrandır. Çamur atmak isteyenler de becerememişlerdir. Biliyorsunuz katliam yok. Üç günlük yağma var. O da sokaklarda yağma var. Evlere girme yok. Mabetlere dokunma yok. Yaşlıya, kadına, çocuğa, ağaca dokunmak yok. E, ne anladım ben bu yağmadan? Yani milletin anladığı yağmanın yanından geçmemiştir Osmanlı'nın İstanbul'da yaptığı yağma. Yani Ayasofya'nın içindeki herkes affedilmiştir. Millet kıtır kıtır kesileceğini düşünüyordu. Çünkü iki asır evvel Latinler kendi dindaşları onları asıp kestiler. Sonra bunlar Kudüs'e girdiklerinde 1099'da ne yaptılar? Bir tane Müslüman bırakmadılar ya Kudüs'te. Hepsini öldürdüler. Hepsini. İşte Fatih'in o hakikaten imanlı bir mümin nasıl bir şehre girer? Bunu o kadar güzel gösteriyor ki. Ama bakıyorsunuz dizide Bunların hiçbiri Fatih'e ve Osman'ın o günkü faziletli duruşuna verilmiyor. Bir tane Rum dilberi sen gizli kapaklı o notorasın yardımcısı çıkıyor surlardan, Fatih'in yanına gidiyor. Fatih'in yanına gitmek de nasıl kolaysa? Hemen oradan, Sultanım, buyur gel gel falan. Kahvede mi oturuyoruz? Ne yapıyoruz ya? Kolay mı Fatih'in önüne çıkmak? Ondan sonra geliyor, e, affetin, bağışlayıcı olun, iyi olur tamam, sen dedin diye biz affedelim, herkesi e, salı verelim. Dizi böyle yani Fatih Sultan Mehmet sanki bu kız ağlayı verdi önünde diye affediyor. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Osmanlı tarih boyunca dininden almış olduğu terbiyeyle hiçbir zaman elçiye zeval etmemiştir. Esire kötü muamele yapmamıştır. Serha Bey sorulan sorulardan bir kısmı da şu yönde. İslamiyet'e ait dini temaların yer almadığından çok bahsedildi. Ayrıca Akşemseddin karakterinin dizide olmaması çok eleştiriliyor. Sizce bu konu eksik kalmış olabilir mi? Kesinlikle eksik kalmış. Zaten ben yorumları okudum. Yorumlarda bile şey diyor. Akşemseddin'in yapacağı her şeyi Mara Despina'ya yaptırmışlar diyorlar. Hakikaten öyle. Yüreklendiren Mara, gaz veren Mara, manevi ortamlardan ilham veren Mara. Yani Mara baya baya birçok şeyi kullanmış. Fatih illa İstanbul'u aldı yani. Hristiyan bir Sırp kızı olmasına rağmen bakın manevi teamüller son derece etkilidir. Dizideki en büyük eksiklerden biri Akşemseddin'in olmaması. Yani bu çok büyük bir handikap. Bir kere Akşemseddin Fatih'in çocukluğundan itibaren hep yanındadır. İkinci Murat Edirne'ye gelen Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne daha o yıllarda demişti. Ne demişti? Bizim olan o zaman daha Fatih kundakta da bebek. Yaşı geldiği zaman demişti. En güvendiğiniz talebenizi bize gönderiniz ona mürşitlik yapsın demişti. Ve o günlerde e, Bey Pazarında vazife yapıyordu. Göyne'ye yeni geçmişti. Bey Pazarından Göyne'ye. Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretleri haber gönderiyor. Hemen git diyor Edirne'ye. Git Şehzade Mehmet'e teslim al diyor. Küçücük yaşta. 4-5 yaşında derler. Şehzade Mehmet'e avuçlarını alıp yetiştirdiğini biliyoruz. Ve İstanbul kuşatmasında o iki ay boyunca Fatih'in yanındaydı Akşemseddin Hazretleri. 2 ay boyunca. Bu çok önemli. Hadis-i şerife vurgu yapmışlar. Onu söyledik az önce. O konuda bir sıkıntı yok. Takdir ettik ve teşekkür de ediyoruz. Ama Akşemseddin'in olmaması, manevi bütün telkinlere Mara Despina'nın yapması çok üzücü. Bu hakikaten olmamış yani. Hani yabancılar bunu görmediler. Bilmiyorum bizimkilere bu konuda diziyi izletip ne diyorsunuz? Beğendiniz mi beğenmediniz mi diye. Ben pek sorduklarını düşünmüyorum ama yani keşke Akşemseddin karakteri oraya konulabilmiş olsaydı. Ben hakikaten merak ediyorum. Netflix yapımı bir Yabancı dizide Akşemseddin acaba nasıl yansıtılırdı? Görseli nasıl olurdu mesela? Hep tartışıyoruz sakalı var mıydı sakalı yok muydu? Şu muydu bu muydu? Duruşu şu su bu su falan diye. Çünkü 1453'teki Akşemseddin vardı orada ama tipleme çok kötüydü. Yani oraya bir karakter koyuyorsun ama karakteri koyarken iyi düşünmek lazım. Koyduğun karakter bir veliye mi benziyor bir palüçe mi benziyor? Çünkü karakter meselesi bu yani. İki makyaj yaparsın istediğin yüze çevirirsin. Bir önceki sunumda ne demiştim? Dekor çok önemli, kıyafetler çok önemli, neyi nerede sunduğun çok önemli. Osmanlı kadın da dekolteli giyiyordu belki ama kimin yanında, nerede giyiyordu? Bunu nerede verdiğin çok önemli. Akşemseddin manevi desteğiyle onun yanındaydı ve dizide kesinlikle olmalıydı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hiç yer almadığı halde bu dizide yer verilmiş, Osmanlı tarihine ait olmazsa olmaz bir detay söyler misiniz? Söylüyorum, diyeceksiniz. Zenciler, Muhteşem Yüzyıl'da gözüm hep onları arada. Ya sen 16. yüzyıl Osmanlı dizisi yapıyorsun, Kanun Sultan Süleyman dönemini anlatıyorsun, haremde bir tane zenci yok ya. Halbuki koskoca bir kara ağalar dairesi var, kara ağalar koğuşu var. Karaağlar hamamı var. Karaağlar mescidi var. Baş kara ağ dairesi var. Darüstade ağası. Zenci yok dizide yani. Burada gördüm. Ö, ö, şöyle bir geçti yalnız. Çok hızlı. Ya bizim kas firmalarında zenci mi yok? Arkadaş ne bileyim bir Afrika'dan var. Afrika'dan bir bağlantı bulalım. Gözünü seveyim. Türkçe bilen zenciler var. Bir şey bulamıyorsak İstanbul'a gelip saat maat satıyorlar sağdan solda. Fena değil böyle yarım yamalak Türkçe de biliyorlar. Zaten yarım yamalak bilseler yeter. Tut kolundan getir kullan. Ne bileyim yani. Zenci şart, olacak, olmalı, Osmanlı Sarayı burası, burada gördük, tebrik ediyorum, alkışlıyorum sizi yapanları. Bir tane zenci koridorda şöyle bir yürüdü, Ha dedim zenci gördüm, tamam, ölsem de kan yemem dedim yani. Ve bu dizinin güzel bir detayı olarak hoşuma gitti. Belgeselde tarihi bir şok yapının silüeti canlandırılması verilmiş. İşte bunu yapmışlar dediğiniz yer neresi? Edirne Sarayı. Edirne Sarayı'nı yapmışlar. Çünkü sanat tarihi için ben devamlı gezdiğim, dolaştığım, incelediğim yapılar. E, Rölevelerini takip ediyoruz. Restorasyon incelemeleri yapıyoruz. Aslına uygun mu değil mi? E, Edirne Sarayı işlenmiş. Fatih Duma'dan Flashback çocukluğuna gidip geliyor ya çocukluğunun geçtiği yerler. Tabi Edirne Sarayı silüetine baktığınız zaman tam ortada böyle boğum boğum bir yapı vardır. Nedir o? Fatih'in doğduğu bina. Cihan Nümar Bugün yıkıntılarıyla hala ayakta duruyor. Tam ortada. Cihan Nümar o eski haliyle çok güzel vermişler. Bu yönüyle de hoşuma gitti. O İstanbul'un Doğu Roma dönemine ait bozulmamış yapısını da açıkçası güzel vermişler. Detaylar harika. Belgeselde kesinlikle burası doğru yansıtılmış. Aynen tarihteki gibi dediğiniz yer neresi? Bu cevaba çok güleceksiniz. Aynen az önceki zenci cevabında olduğu gibi. Burada e, tarihi birebir yansıttıkları en çok hoşuma giden detay. Şimdi kamera böyle geliyor, zoomluyor, zoomluyor, zoomluyor. Kamerada gördüğümüz şey ne biliyor musunuz? Su. Bildiğimiz deniz suyu. Böyle kumlara giriyor, giriyor, çıkıyor. Dokunuyor, dokunuyor, çekiliyor. Bu. Hakikaten bu. Dalga geçmiyorum sizinle. Bu birebir tarihin aynısı olmuş. Bana İstanbul boğazında... Suyun kumla buluştuğu, öpüştüğü bir yer gösterin Allah aşkına. Gösterin şu masa kadar bir yer gösterin. Mahvettik İstanbul Boğazı'nı. Her yerini betona boğduk, doldurduk. Fatih döneminde İstanbul Boğazı nasıldı biliyor musunuz? Çift taraf boydan boya topraktı, taştı, kumdu. Evler o toprağın taşın üstünden böyle taşıyordu cumbalar. Denizin içine doğru. Eyüp'te Bostan İskilesi'deki kahvehanelerin cumbalarına çıkıp trabzana böyle dirsek dayadığınız zaman altınıza suyu görüyordunuz. Böyle oturduğun zaman önünden yol geçiyor. Yolun ötesinde kaldırım var. Ta yarım kilometre öte denizi görüp de çay içerken dünyanın en mutlu insanı olmuyordunuz. Denizin üzerinde o çayınızı kahvenizi içiyordunuz. Ah ve... Tabii Fatih döneminde bir boğaz kumsalı gösterecekler. Böyle geniş bir yer yok ki öyle bir şey. 2 metrekare onu da bilmiyorum Kilios'ta mı çektiler, Riva'da mı çektiler. Böyle su kıyıya kumlara böyle okşuyor çekiliyor. İşte bu detay İstanbul'un o dönemine ait benim dizde aklımda kalmış en tatlı manzara. Keşke bugün de oradan azıcık bir kısmı görebilmiş olsaydık. Talha Bey, maalesef programı burada bitiremiyoruz. Devam etmek zorundayız çünkü sorularımız çok fazla. Zannederim bir 20'ye yakın sorumuz daha olacak size yönelteceğimiz. O yüzden tekrar aynı konuyu konuşmak üzere bir başka programda görüşeceğiz. İşten cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ne yaptınız böyle ya? Oldu mu? Ben normalde bir yarım saat anlatacaktım. İşte bu Rise of Empire Ottoman tamam bitip gidecekti. Eee? İlk çektik bir saat. Şimdi ikinciyi çektik bir saat. Daha 20 tane soru var diyorlar. Bir üçüncüyü çekeceğiz. Sizi bıktırmış olmayız herhalde ama konu da çok önemli hakikaten. Yani sorularınız çok güzel. Diziye ilgi alaka çok güzel. Benim de derdim ne de biliyor musunuz? Bu diziden yola çıkarak sizin böyle beyinlerinize, dimaglarınıza bir şeyler sokuşturmaya çalışıyorum. Çünkü bu dizi olmasaydı Allah aşkına ben size burada 3 saat Fatih anlasam dinler miydiniz? Dinlemezdiniz. Yarım kulak biraz dinlerdiniz. Ya hocam zaten Fatih İstanbul'u fethetmiş biliyoruz derdik. En azından bu dizinin verdiği heyecanla konuları biraz daha irdeliyoruz. Bunlar da bizim için fırsat oluyor. Üçüncü bir saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.